Manşetlerin diline gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte canlı yayına bismillah diyerek başlıyoruz. Sizler de manşetlerin diline soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizle katkı sağlayın. Bunun için yapmanız gereken işlem çok basit diyor. Yönetmen arkadaşımızın verdiği iletişim bilgilerini rahatlık ve kolaylıkla bize ulaşmak için kullanabilirsiniz dedikten sonra Ali İhsan Bey'in bugün Akit gazetesinde yazdığı yazının başlığı CHP'de Nasrettin Hoca gibi o kadar da aptal değiliz diye bir yazı kaleme almış ve hemen Ali İhsan Bey'e dönüyorum. Nereden başlayalım bugün Ali İhsan Bey? İlginç haberler var aslında gazetelerde. Dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısı yapmadı herhalde. Dün yapmadı. Sayın Tayyip Erdoğan da akşam saatlerinde yaptı. Dolayısıyla bizim programla çakışan grup toplantıları aslında eski tarihlerde oluyordu. Dün itibariyle AK Parti yaptı. Benim görebildiğim kadarıyla MHP yapmadı. Evet. Şimdi gazetelere bakınca nereden başlayalım diye düşünüyorum. Başlayacak yer bulamıyorum Ali İhsan Bey. Evet. Yani siz bence daha iyi bulmuşsunuzdur bugün. Yani şu haber var deyin hemen Aykut Alpsev yönetmen arkadaşımız ekrana versin. Gazetelerde şu haber var ve buradan başlayalım dediğinizde özellikle yerel seçimle ilgili yani 23 Haziran'la ilgili en can alıcı haber. Çok iddialı olmamakla birlikte Deniz Baykal'ın bir sözü var. İmamoğlu bir cumhuriyet projesidir diyor. Yani hem İmamoğlu soyadını değiştiren bir aday CHP'den İstanbul Büyükşehir'e aday oluyor ve o kişiyi de Cumhuriyet Projesi olarak takdim ediyor. Yani insanlar biraz utanırlar. Böyle bir kişiyi Cumhuriyet Projesi olarak tanıttığınız zaman, takdim ettiğiniz zaman acaba derler Cumhuriyet de bu kadar kötü bir şey mi, kötü bir sistem mi diye insanlar düşünürler ki biz burada değişik tarihlerde yaptığımız programlarda saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in yerine gelmesi, Cumhuriyet'in ilanını destekler açıklamalar yaptık. Ama gelip de Deniz Baykal ki 2007 yılında da o aynı Deniz Baykal 367 kararıyla Türkiye'nin içinde çıkan eşi başörtülü bir kişinin cumhurbaşkanı olmaması için ter ter tepindiğini hatırladığımız zaman sizin kafanızdaki cumhuriyet aslında bir diktatörlük mü, bir askeri vesayet sistemi diye insanın sorası geliyor. Bu vesileyle belki de denk düştü. Yanılıyorsam Ankara muhabirleri veya Ankara'daki olayları takip eden, meclisi takip edenler beni düzelsinler. Hemen 24 Haziran'da milletvekili seçimleri oldu 2018'de. Bugün itibariyle bir yılı doldurmaya şurada iki haftamız kaldı. Deniz Baykal benim bildiğim bir kere gitti meclise. Rahatsızdır, şudur budur ayrı bir mevzu. Ama sonuç itibariyle bir kere meclise gidip eğer bankatik memur gibi milletvekili maaşı alıyorsa, çalışıyormuş gibi maaş alıyorsa bu utanç da onlara yeter, CHP'lilere yeter. Oradaki buradaki efendim belediyede merkez binada değil de yan binada çalışan kişiyi önümüze koyup bak AK Partili bilmem kim merkez binaya hayatında gelmeden maaş almış diye bizim önümüze bankatik memur gibi gösterdikleri isimleri araştırdığımız zaman biz belediyenin ikinci binasında çalışan insanlar olduğunu görüyoruz. Onlara iftira ederek böyle karalama operasyonu yapıyorlar. Ama kendilerine genel başkanlık yapmış bir isim rahatsızlığı sebebiyle de olsa sonuç itibariyle çıkar aslanlar gibi der ki benim paraya pula ihtiyacım yok kardeşim. Milletvekili dokunulmazlığına da ihtiyacım yok. Nedir bu bankatik memurluk, bankatik milletvekilliği maaşı? İade eder, olur biter. Bunu yapamayanlar şimdi Cumhuriyet'in projesidir diyorlar Ekrem İmamoğlu'na. Hayırlı uğurlu olsun. Yolsuzluk projesi veyahut da bankatik memurlarının, milletvekillerinin oturdukları yerden maaş alanların hayrına
olsun diyorum. O Ekrem İmamoğlu. Evet, ama ben televizyonun kumandasındaki pilleri klimaya taktığım için golü yedim şimdi. Niye? Çünkü bu haber gazetelerde yok. Bu haber dün akşam Halk TV'ye çıktı, öyle değil mi? Ben Baykal, internet sitelerinde gördüm. Gazetelerin iç sayfalarında var. Var mı? Hangisinin? Deniz Baykal'ın açıklaması Cumhuriyet'in iç sayfasında ben gördüm. Ben ağırlıkla iç sayfalara da bakmaya çalışıyorum. Hı hı. İç sayfasında Deniz Baykal'ın açıklamasını gördüm. Tabii bankatik memurluk konusu benim aktardığım bir konu. Yoksa o da önemli. Deniz Baykal'ın açıklaması, Cumhuriyet projesi olduğuna dair açıklaması Cumhuriyet diye not almışım ben. Şurada. Evet. Altta dediğiniz gibi altta. Evet. Yani Cumhuriyet dün gece, değil mi? Evet. Yani neredeyse gece 21'de falan yayına çıktı Baykal orada. Ben izlemedim televizyonda. İşte. Gazetedeki haberi. Ama işte şu, evet, şu önemli. Yani adamlar dün gece 21'de başlayıp belki de 23'te biten bir canlı yayını bir gün sonra gazetelerinde okuyucularına sunabiliyorlar. Yani bu imkanlara sahipler. Bakın. Yani Cumhuriyet Gazetesi bir taraftan yokluk edebiyatı yapıyor. O yönde propaganda yapıyorlar. Yani bunu ben alkışlarım. Akşam yine olan bir şeyi... Edebiyat dediniz, ben Mavalı diyecektim. Yani, aynı kapıya çıkar. Yani sonuçta. Bakın, Baykal İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir. Tabii Cumhuriyet projesi derken ne demek istiyor? Ben ona çözemedim. Yani şimdi ilk anda dinlemediğim için de bir de. Yani Cumhuriyet derken, yani Cumhuriyet... dinliyle dinsizi, sağcıyla solcuyu alacağız diyor zaten. Yani AK Parti'nin ismini vermeden görebildiğim kadarıyla Türkiye'ye bir şekilde yerleşmiş o ekipten iktidar artık alınacaktır. Bunun başlangıcıdır Ekrem İmamoğlu diyor. Yani 2002 yılından bugüne kadar her girdiği seçimi kazanan AK Parti'yi, alnının akıyla kazanan AK Parti'yi bir anlamda Türkiye'deki idareyi zorla sanki ele geçirmiş bir parti gibi göstermeye kalkışıyor. Deniz Baykal'ın kafasındaki o Cumhuriyet'i kurtarma veya Cumhuriyet projesi olarak sunulan Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı iş zorla iktidarı aldığı iddia edilen AK Parti'den kurtarmak. Tabii onların kafasındaki şey şu. Efendim, eşi başörtülü bir kişi bu ülkede nasıl cumhurbaşkanı olur? Eşi başörtülü birisi nasıl başbakan olabilirdi? Eşi başörtülüler tümüyle bakan o eşleri olarak karşımıza çıkmasa bile iki tane, üç tane bakanın bile eşi başörtülüyse orada bir sorun vardır. Bütün bakanların eşleri başı açık olması lazım. Hatta yetmez, bütün milletvekillerinin başları, eşleri başları açık olması gerekir diye bir dayatma peşindeler. Dolayısıyla düşündüğü, planladığı şey o. Cumhuriyet projesi dediği de eşlerinin tümünün başı açık bir milletvekili profili arzu ediyorlar. Evet, arzu ediyorlar ama başaracaklar mı Ali İhsan Bey? Başaramazlar Allah'ın izniyle. Artık Türk milleti orada dersini verdi bu askeri vesayetçilere. Ama işte son demlerini yaşıyorlar. Dün akşam itibariyle Tayyip Erdoğan da birçok konuda gerekli hatırlatmaları yaptı. Biz buradan Akit TV ekranlarından defalarca söyledik. Cumhuriyet'in S-400 konusunda nasıl bir Amerikancı politika izlediğini söyledik. Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanımız da dün akşam itibariyle emekli generaller var, emekli insanlar, devlet adamları, sözüm ona, bize akıl vermeye kalkıyorlar, başkalarının borazanlığını yapıyorlar anlamında mesajlarıyla bize de destek vermiş oldu ki bir haftadır hemen hemen pek herhangi bir şekilde ekrana vesairede çıkmıyordu. Herhangi bir toplantıda Tayyip Bey'i göremiyorduk. Dün akşam itibariyle yaptığı açıklamada İlker Başbuğ'dan başlayın, Türker Ertürk'e kadar o S-400 konusunda veyahut da Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum kesiminin yaptığı doğalgaz araştırmalarına Amerika'nın şunun bunun verdiği desteği eleştirmeden Türkiye geri kaldı, şöyle oldu, böyle oldu diye akıl vermeye kalkışan o emekli generallerin hepsine de Tayyip Bey başkomutan sıfatıyla da, o sıfatı da var çünkü, dersini vermiş oldu. Evet. Ama Baykal kötü adam değil Ali İhsan Bey ya. Yani sağlık olsun, ne diyeyim. Yani. Baykal'ın elini hiç sıktınız mı? Sıkmadım. Ha? Sıkmadım. Yani Tayyip Erdoğan'ın da elini sıkmadım. Onu da belirteyim. Hiç sıkmadınız? Hayır.
yüz yüze geldik ama bir toplantı çerçevesinde olduğu için karşılıklı ne mutlu, niye ne mutlu diyorsunuz? Yani ben bununla övündüğüm için söylemiyorum. Deniz Baykal'la başladınız. Deniz Baykal'la başladığınız için yani sanki şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Tayyip Erdoğan'la sabah akşam görüşen bir kişi ama Tayyip Erdoğan'ın rakibi, bir dönem itibariyle de olsa rakibi olan Deniz Baykal'la hiç hayatta el sıkışmamış. Demek ki kafa bu kafa, tek yönlü çalışan bir gazeteciyle karşı karşıyayız gibi bir algı oluşacaktı. Hayır, o algıya izin vermem. Ben Tayyip Erdoğan'la iki kere karşılıklı bir arada bulundum ama tokalaşma şeklinde bir şeyimiz olmadı. Dolayısıyla Deniz Baykal'la da karşılaşmamız hiç olmadı. O çerçevede notumuzu yani düşmüş olalım. Yani her ikisinin de sizi ne kadar sevip sevmediğini bilmiyorsunuz o zaman. Çünkü yani ben Tayyip Bey'in gıyabımızda... El sıkışma önemlidir. Yani samimiyeti belli eder, nefreti belli eder, duygu vardır el sıkışmada, selamlaşmada vardır bunlar biliyorsunuz. Eyvallah. O yüzden selamlaşamadığınız için Baykal'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bilmiyorsunuz. 367 kararından biz kimin kimi sevdiğini çok iyi biliyoruz. Eşi başörtülü insanlara o kadar düşmanca hareket eden insanların bizi sevmesi bence mümkün değildir. Sevmesini arzu ederim. Bir şekilde bizi anlamasını isterim. Ama anlamadığını o kendisi kendi tavırlarıyla ispatlamıştır. O konuda da çok fazla zorlama yapmaya da gerek yok. İmam Hatipliler için de dediklerini biz çok iyi biliyoruz. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman başörtü sorunu çözülür kardeşim, çözülür. Bu toplumsal uzlaşmayla çözülür. Yoksa öyle mecliste falan çözülmez diyen adamdan bahsediyoruz. Yani milletin oy verip seçtiği insanların bir serbestiyeti hayata geçiremeyeceğini söyleyen bir despot kafadan bahsediyoruz. Benim elimi sıksa ne olur, sıkmasa ne olur. Bana ya sizin gazeteciliğinizi çok iyi takip ediyorum, tebrik ediyorum demiş olduğunu farz edelim. Ne değişir? O başörtülü kızlara o zulmü yaşatanların içinde bir önemli aktör de Deniz Baykal'dır. Baykal, 2002'den 2012'ye Baykal, kadar. Baykal başörtülüleri sever. Bakın ben burada söylüyorum bunları. Ama çünkü bakın, ben samimi olalım. Hayır, ben sıktım. Bakın sözünüzü kesiyorum ama samimi olalım. Ben samimi olarak merak ediyorum. Diyorum ki Deniz Baykal 2002 yılında Tayyip Erdoğan başbakan olduğu zaman çıkıp deseydi ki ya biz de katılıyoruz bu üniversite öğrencilerine yapılan zulümdür ya, ayıptır ya. Bir kişi üniversite imtihanına girip kazanıyorsa o kişinin başındaki örtü sebebiyle o çocukları üniversitenin kapısından geri çevirmemiz ahlaksızlıktır ya, vicdansızlıktır ya deyip 3 ay, 5 ay, 6 ay ki AK Parti bile bir yılda biz bu olayı çözeceğiz dedi. Onların o cabbarlıklarını bildiği için, o despotluklarını bildiği için AK Parti de seçmene dedi ki ben bir yılda ancak çözebilirim bunu dedi. Bir yıl geçti, 2 yıl geçti, 3 yıl geçti. 10. yılın sonunda anca değiştirebildiler. Niçin? Deniz Baykal ve Baykal kafasındakiler. Ama siz derseniz ki başörtülüleri sever derseniz ben de derim ki yani başörtülüler de saygısızlık olarak adletmesinler. Bir tespit olarak Deniz Baykal'ın kafasındaki tespit olarak görüyorum. Odasını temizleme noktasında başörtülüleri seviyor olabilir. Evet ama şudur yani tabii siz radikal güçlü liderlik profili arıyorsunuz ve masaya yumruğunu vurduğu zaman üniversitelerde başörtülüler girebilsin diyebilen bir Baykal fotoğrafı arıyorsunuz. Ama siyasetçi öyle bir adam değildir zaten. Yani öyle yapabilen siyaset yapamıyor zaten. Yani burnunun dikine giden deriz ya, burnunun dikine giden siyaset yapamaz Ali İhsan Bey. O yüzden de yani Baykal'ın o 2002'de o cümleleri edebilmesi, Baykal bugün bile edemez o cümleleri. Bakın bugün bile edemez. 2010'a yani kadar genel başkanlık yaptı ama siyaset yaptı ama. Ruhsatı, 2010'a kadar yaptı. Ruhsatı kendisinde olan Halk TV'ye bile çıkartmazlar Baykal'ı sonra. Bakın Halk TV'ye bile çıkartmazlar. O Serhan asker var ya, o bile karşısına almaz Deniz Baykal. Yani tapusu, Halk TV'nin tapusu kızında olduğu halde. Ama şunu sevdim ben. Yani siz siyasetçileri uzaktan seviyorsunuz. Yani ona bayıldım. Çünkü bu adamları
yakınlarına girdiğiniz zaman, çünkü uzaktan şöyle görüyoruz biz bu adamları. Yemez, içmez, gezmez, tozmaz ve tuvalete gitmez zannediyoruz. Ama yani bu adamlar, ben öyle zannetmiyorum. Ama yani bu adamlar, tuvalete gitmez falan diye zannetmiyorum. Kendim ne yapıyorsam onların da benzer şeyler yaptığını tahmin ediyoruz. Ama hayır, yani bir siyasetçiyi sevdiğimi söylüyorum, Tayyip Erdoğan'ı. Deniz Baykal'ı sevmediğimi söylüyorum. Siz diyorsunuz ki siyasetçileri uzaktan seviyorsunuz diyorsunuz. Hayır, ben siyasetçilerin hepsini uzaktan da yakından da olsa sevme diye bir özelliğim yok. Bakın, Erbakan Hoca'yla karşılaşmışlığımız da vardır, tokalaştığımız da vardır. Bizim hocamızdır. Kendisini Balıkesir'de ziyaret etmişliğimiz vardır. Siyasetten uzaklaştırıldığı tarihte, kayıp trilyon vesaire suçlamalarıyla muhatap olduğu dönemde. Dolayısıyla Erbakan Hoca'yla daha yakın bir ilişkimiz vardı. Ama ve lakin Erbakan hocamızı ne kadar seviyorsak Tayyip Erdoğan'ı da o kadar seviyoruz. Ama Deniz Baykal'ı da efendim Akit'e gelmedi, ziyaret etmedi vesaire şeklindeki bir şahsi egodan falan dolayı değil, başörtülülere yaptığı haksızlıklar sebebiyle, İmam Hatiplilere yaptıkları haksızlıklar sebebiyle sevmiyorum, açıkça da söylüyorum. Ama Baykal İmam Hatiplidir. Peki, öyle olsun. Baykal uzaktan İmam Hatiplidir diyeceksiniz. Bakın, Baykal İmam Hatiplidir. Eğer değilse, canlı yayın şu anda. Evet. Değilse, İmam Hatipli değilse Baykal çıkar söyler. İmam Hatipli. Baykal'ın eşi türbanlıdır. Değilse, bakın çıkar söyler. Şu anda söyler. Baykal senden benden daha fazla dinine bağlı değilse şu yayına arar. Yani nasıl dün Halk TV'ye kadar gitti. Yani gidebildi. O sağlıksızlığına rağmen gidebildi. Burayı araması için bir telefona ihtiyaç var. O telefonu da eşi verebilir, kızı verebilir, oğlu verebilir. Yanında ona refakat eden birisi verebilir. Tak diye arayabilir ve bağlayabiliriz. Diyeceği şu: ben İmam Hatipli değilim. Eşim Olcay başörtülü değil. Ben dinle bağlı bir Müslüman değilim diyebilir. O yüzden de bu şu. Ben o kadarını da söylemiyorum. Yalnız. Bakın şimdi bazen böyle trafik karışıyor. İmam Hatipli değildir. Eşi başörtülü değildir ama hanımefendiye hiçbir saygısızlığım olmaz. Tek bir olumsuz açıklamasını ben hayatımda duymadım. Nazmiye Demirel'in duymuş olabiliriz. Bir başkası kişinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin duymuşumdur. Ama ben Olcay Hanım'ın dindar hiç kimse hakkında olumsuz bir cümlesini duymadım. Dolayısıyla Olcay Hanım için hiçbir sözüm yok. Ben Deniz Baykal'a yönelik eleştirimi getirdim. Deniz Baykal da İmam Hatipli olabilir, olmayabilir. Çok çok önemli bir şey değil. Önemli olan haksızlık yapmamak. Karşınızdaki İmam Hatipli de olsa, bir başka liseden mezun kişi de olsa, onlara hak ettikleri puanı çaktırmadan lop cebinden alıp alnının teriyle aldığı, kazandığı 40 puanı, 50 puanı hemen oradan silip hukuk fakültesine gidebilecek kişiyi ilahiyat dışında bir fakülteye gidemez bir hale düşürmemektir. Tıp fakültesini kazanabilecek puanı alan bir kişiyi sıradan bir biyoloji dalında eğitim veren fakülteye gidebilecek duruma düşürmemektir. Böyle bir hırsızlığa imza atmamaktır. O noktadan ben Deniz Baykal'ı eleştiriyorum. Yoksa Müslümanlığı noktasında da ben hiç kimseye hiçbir şey diyemem. Evet, ama ben bu uzaktan sevmenizi sevdim. Yani bu siyasetçiler yakından sevilecek adamlar değiller. Uzaktan sevmek hakikaten güzel Ali İhsan Bey. Ben bunu söylüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Yakınlarına girdiğiniz zaman iğreniyorsunuz. Yakınlarına girdiğiniz zaman iğreniyorsunuz. Niye? Ya biraz önce söyledim. Yani bunlar yemez, içmez, gezmez, tozmaz. Hatta tuvalete gitmez zannediyoruz. Şimdi siz zannetmiyorsunuz tabii. Gerçekte sabahtan akşama kadar tuvaletteler mi? Yani o olacak bir şey değil yani. Bizim şimdi hayır, bakın, kendimiz... Bu söylediğim önemli. Bu sözleriniz Tayyip Erdoğan dahil, sizin de zaman zaman bir tane bu ülkede siyasetçi var, peşinden gidilecek kişi var. Tayyip Erdoğan, onu devirmek için uğraşıyorlar dediniz. Tayyip Erdoğan'a da gider bu sözleriniz. Gider. Genelleme yapmayalım. Hayır, ama gider. Bu şundan ben dolayı gider. Gider yani şundan dolayı. Biz şimdi birilerini gözümüzde çok büyütüyoruz. Yani bu sağda olsun, solda olsun, farklı olsun. Ya bu Doğu Perinçek bile kendi taraftarları için
bir idol, öyle değil mi? Sanki Doğu Perinçek hiç tuvalete gitmiyor zannediyorlar. Öyle değil mi? Eyvallah ama yani o zaman ben şöyle bir savunma getireyim. Sürekli sözünüzü kesiyor gibi estağfurullah. Şimdi Tayyip Erdoğan aile hukuku konusunda, şiddet, kadına şiddet konusunda veyahut da 2011 İstanbul Sözleşmesi noktasında yanlış yapmıştır diye yazılar yazdık. Defalarca burada manşetten, sürmanşetten haberlerimiz çıktı. Bunların hepsinin zorunlu adresi hem AK Parti iktidarıydı hem de AK Parti iktidarının başındaki Tayyip Erdoğan'dı. Kendisine göre bazı gerekçeleri olabilir. Sonraki yıllarda ben 2005'teki Türk Ceza Kanunu'nun yenilenmesi sürecinde zina konusunda yanlış yaptık AK Parti iktidarı diye bir beyanı da vardır. Bir açıklaması da vardır. Bir öz eleştirisi vardır. Onu da önemsiyorum. Ama 2005 yılı itibariyle yanlış yapıyorsunuz diye söyledik. Yani Tayyip Erdoğan hiç hayatında tuvalete gitmemiştir diye bir bakış açısıyla olaya yaklaşmadık. Tayyip Erdoğan da bir insandır. Onun da bir hataları vardır. Ama değerlendirmemiz şu. Tayyip Erdoğan bu siyasi liderler içerisinde en az hatası olan kişilerden birisidir diyoruz. Deniz Baykal'ın 30 tane hatası varsa Tayyip Erdoğan'ın birdir, ikidir diyoruz. Ama asla günahsızdır demiyoruz. Asla her yaptığı doğrudur demiyoruz. Demediğimizi de haberlerimizde gösteriyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne imza atılması yanlıştır diyoruz. Şimdi onu da bir şekilde değiştirebiliriz. O nas değildir diyor. Yani 2011 yılında Akit'in söylediği eleştirileri bir anlamda Tayyip Erdoğan da hak veriyor. O tarihte biz yanlış yapmışız diyor. Veyahut da feministlerin dolduruşuna gelmişiz diyor. Bunu da kabul edelim. Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde bir tarikatte veyahut da bir şeyhe şuna buna bağlı olanların gözleri kapalı, bizim şeyhimiz tamamdır, bitmiştir, cennetliktir dediği gibi Tayyip Erdoğan için de cennetliktir, kimse bunu sorgulamaz, haşa demiyoruz. Mümkün olduğu nispetle. Ama benim söylediğim Tayyip Erdoğan meselesi değildi Ali İhsan Bey. Yani Tayyip Erdoğan böyledir demek değildi. Bu kimse, yani X, hatta size bir şey söyleyeyim mi? Yani Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk ne derseniz deyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu tuvalete gitmiyor muydu? İnsan yani, olarak kabul bu kadar basit. Yani, bu kadar basit. Yani bunu bu çünkü niye biz öyle kutsallaştırıyoruz ki bazen onu anlatmaya çalıştım ben aslında. Peki. Yani benim anlatmaya çalıştığım o. Yoksa Tayyip Erdoğan, Baykal, Kılıçdaroğlu X şu eleştirisi değil. Yakınlarına girdiğiniz zaman o kirli yüzlerini görüyorsunuz. Siyasetçilerin kirli yüzlerini işte, görüyorsunuz. Kirli demeyelim. Ama işte de. ya bu şimdi bunu niye sadece Tayyip Erdoğan olarak alıyorsunuz? Diyorum ki yani bu ben çünkü yani Erzincan'ın Kemaliyesi'nde siyaset yapan insanları düşünerek söylüyorum bunu. Bakın onları düşünerek söylüyorum. Çünkü orada masumane. Oradan baktıkları zaman masum gözüküyor bazı şeyler. Bu hangi parti olursa olsun fark etmiyor. Ama yakınlarına girdiğiniz zaman, işlerine girdiğiniz zaman, dünyalarını tanıdığınız zaman aslında toplumun bir ayrası olduklarını görüyorsunuz. Tıpkı medya gibi, tıpkı iş dünyası gibi, tıpkı bürokrasi gibi. Siyaset de böyle. Şimdi ben bunu söylüyorum. Yani ya polis teşkilatı böyleymiş, ya polis teşkilatı bu toplumun polis teşkilatı. Oradaki polislerin hepsi bu vatandaşların içerisinden 82 milyondan çıkan insanlar. Devletin valisi böyleymiş. Devletin valisi de o toplumun içinden çıkan insanlar. Medya böyleymiş. Medya getir götür İsmail'e kalmış. Medya bu toplumun içinden çıkan insanlarız biz. Gökten zembille inmedik. Hiçbirimiz inmedik. Biz de yani bugün siyasetçiler yiyor, içiyor, geziyor, tuvalete gidiyor da biz yapmıyor muyuz? O zaman kendimiz için de bizi de yakından tanıdığınız zaman izleyiciler olarak, okuyucular olarak kirli dünyamızı tanırsınız diyelim, bitirelim. Ama ben şunu izleyicilere açık yüreklilikle ifşa edebilirim. Benim bilerek yaptığım hiçbir kirli işim yoktur. Yani hata, hepimiz hata yapabiliriz. Küçük küçük hatalarımız vardır. Allah affetsin deriz. Ama benim vicdanım sızlar. Benim karşımda bir kişi şu veya bu görüşten olduğu için onun hakkı yenirken ben gözümü kapatırsam
Yani İmam Hatiplilere yapılanın tersine benim gözümün önünde benim sevdiğim bir kişi, destek verdiğim bir kişi veya ben kendim şu veya bu hataya düşerek yaparsam, o haksızlığa bunu bilerek yaparsam bunun affı yoktur. Ahirette onun hesabını veririm diye düşünürüm. Dolayısıyla böyle bir kirli işimi benim göremezler. Ama tuvalete gitmek de kirli bir iş değildir. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Hazreti Peygamber de tuvalete gitmiş. O anlamda da o kirli kelimesini belki anlamını biraz değiştirerek ben de onay vermiş olurum. Hurma yemediyseniz ama. Hurma yemediyseniz problem yok. Ama çok hurma yediyseniz Ali İhsan Bey, o da riskli. Evet. O yüzden az yiyeceksiniz hurmayı. Tek tek yiyeceksiniz. Şimdi madem öyle, işte dink ile ilgili bilgi gelmemiş. Hadi çıksın açıklasın ya. Madem dürüstlük, Baykal'dan dürüstlük bekliyoruz. Baykal sahtekar. Baykal sahtekar. Siyasetin sahtekarı. Muammer Güler ne? Masum mu? Aşağıda. Mustafa aşağıda. Bak Mustafa'm. Bak heh, burada. Bak. Dink ile ilgili bilgi gelmemiş. Hadi dürüst davransın Ali İhsan Bey. Dürüst davransın, samimi davransın. Hadi. Nedir? Ya, eleştirdiğiniz şey nedir? He? Eleştirdiğiniz bilgi şey bilgi gelmemiş yani mi? İstanbul valisine vali yargılanıyor. Şahsı olarak yargılanıyor. Aha. Yani valiliği yargılamıyorsunuz. Valinin yardımcılarını yargılamıyorsunuz. Veyahut da İstanbul Emniyetindeki istihbarat daire başkanını falan yargılamıyorsunuz. Valinin şahsını yargılıyorsunuz. Valinin şahsını yargıladığınıza göre Muammer Güler sanık sıfatıyla veyahut da tanık sıfatıyla bir şey ifadesine başvuruluyorsa kendisinin söylediği benim birebir bana ulaşan bir bilgi yok. Yani ben Akit gazetesi içerisinde sorumlu müdürüm. Hı-hı. Sorumlu müdür sıfatıyla şu gazetede çıkan haberlerin hepsinden savcı huzurunda sorumluyum. Ya yazıyı yazan kişinin ismini vereceğim ya da ben kendim yazanmış gibi sorumlu olacağım. Şimdi ben dersem ki gerçekten ya akşam 23'te ben görevi bıraktım gittim. Herhalde 24 saatte çalışacak halimiz yok. Şu giren küçük haberden benim haberim yoktu dediğim zaman vay sahtekar Ali diyecek haliniz yok. Ya yok diyorum yani. Gerçekten samimi olarak yok diyorum. Bana ulaşan bir şey yok. Ama sorumluluk var mı? Sorumluluk. Objektif sorumluluk var diyorsanız ceza hukukunda bu objektif sorumluluk çok çok sınırlı düzeydedir. Mesela işte sorumlu müdürlerin, yazı işleri müdürlerinin sorumluluğu bir anlamda eğer yazarı eser sahibine açıklamazsa kimliğini o zaman objektif sorumluluk devreye girer. Yani siz yapmasanız bile sorumlu olursunuz. Muammer Güler'e de birisi çıksın o zaman. Desin ki FETÖ'cü veya bir başkası. Desin ki bak ben sana birebir getirdim. Hrant Dink'i vuracaklar dedim. Ama sen ya kalsın bir bakarız ona dedin. Ondan sonra da bak adamı öldürdüler. Neler çıktı neler arkasından diye. Bir tane tanık varsa o zaman Muammer Güler'e siz de sahtekar deyin. Ama bunu söyleyemiyorsanız o şekilde bir suçlama yapılması doğru değil. Evet, doğru değil diyorsunuz ama Baykal'a yapabiliyorum o suçlamayı. Ben Baykal'a çok Baykal'a niye yaptım biliyor musun? Evinde tuvalete gitti diye ben suçlama yapmıyorum. Hayır, Baykal'a niye yaptım biliyor musunuz? 80 milyonun karşısında benim yaptığımı söyleyeyim ben. 80 milyonun karşısında geçti. Başörtülü birisinin eşi bu ülkede cumhurbaşkanı olamaz. Seçtirmeyiz diye bas bas bağırdı. Onun için söylüyorum. İşte ben yoksa de o yüzden sahtekar evinde yapıyorum. Tuvalette ben ne yapmışlar? Ben araştırmıyorum. Ben de o yüzden sahtekar diyorum. Evet. Aslında o cümleyi derken başörtülü birine bu ülkede cumhurbaşkanı yaptıracağız diye bağırıyordu diyorum. O yüzden sahtekarlık yaptı diyorum Ali İhsan Bey. Peki. Yani benim de söylediğim bu. Yani siz ağzından çıkan cümleyi söyleyerek kızıyorsunuz. Ben de diyorum ki ağzından çıkan cümleyle yüreğinden geçen aynı değil. O yüzden sahtekarlık yaptı diyorum. Benim söylediğim bu. Ters mantık her zaman benim de düşündüğüm ve uyguladığım şeydir. Ama 2007 yılında bunu söyleyerek gerçekten başörtülü birisinin eşini cumhurbaşkanı yaptırmıştır derseniz şöyle düşünelim önce, test edelim bu düşünceyi. Eğer Deniz Baykal bunu söylememiş olsaydı zaten AK Parti'nin adayı Abdullah Gül'dü. Abdullah Gül'ün dışında da bir de Bülent Arınç düşünülüyordu. Onun da eşi başörtülü. Tayyip Erdoğan düşünülüyordu. Onun da eşi başörtülü. Abdülatif Şener kendi kendine havaya girmişti. Onun da eşi başörtülü. Yok, Milli Savunma Bakanı vardı. Vecdi Gönül. Onun... O
Ecli Gönül'ü işte Deniz Baykal tipliler gündeme getiriyordu. Ona belki razı olabiliriz falan diyorlardı. Aslında ona da razı olmazlardı. Dolayısıyla dört ciddi aday vardı. AK Parti'nin kuruluşunda gerçekten kol kola girmiş dört kişi vardı. Dördünün de eşi başörtülüydü. Bunların dördünün de olmayıp başka birisinin olma ihtimali %1 gibiydi. %99 bunlardan birisi olacaktı. Gene sonuçta o oldu. Ama Deniz Baykal eğer gerçekten bunları söyleyerek başörtülü birisinin eşi Cumhurbaşkanı olmayacak iken oldurttu ise, ben de diyorum ki Deniz Baykal ta 90'lardan itibaren bu ülkede başörtülüleri üniversiteye sokmayız derken aslında başörtülüleri üniversiteye sokmak istiyoruz demiş olmalı sizin mantığınıza göre. O zaman niçin 2012'ye kadar biz bekledik diyorum. Niçin 2012'ye kadar bu başörtü yasağı kalkmadı bu ülkeden diyorum. Madem Deniz Baykal söylediğiyle kendi vicdanında içinden geçen ters orantılıysa, ben de diyorum ki 2003'te kolaycacık bu yasak kalkar. Ali İhsan Bey, işte siyasette böyle hemen olmuyor yani. Yani ya bunlar hikaye. Bunlar hikaye biz. Bir dakika, hikaye Ali İhsan Bey hikaye dedi. Ben bu hikayeyi dinleyeceğim. Kısa bir ara vereceğim. Aranın ardından devam edeceğiz. Bakın çok önemli başlıklarımız var. Mesela bakın. Temel Bey bizi izliyormuş şu anda. O yüzden göstereyim ki canı sıkılmasın. Bu Yeni Şafak gazetesi. Pasaport iddiası boş çıktı. Bak Mustafa, bravo Mustafa ya. Efsanesin sen. Mustafa Yaz benim kameramanım. Kendisiyle seyahat programı yapacağız yakında. Pasaport iddiası boş çıktı. Bakın bu haberi göstereceğim. Ama Yeni Şafak böyle demiş de hakikaten öyle mi? Bir de Milli Gazete'de var. Neler söylemiş, neler Temel Bey? Sanki Ali İhsan Bey'i dün de dinlemiş de o açıklamaları yapmış gibi hissettim. Ama şimdi bir iki dakika rica ediyoruz sizden. Biz çaylarımızı getirdi Muhammed. Hatta gözümün içine bakıyor şu anda. Reklama git de çayları vereyim diye. Siz de alın, reklam ardından görüşelim. Manşetlerin diline gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu'yla birlikte canlı yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İletişim bilgileri ekranda. Ali İhsan Bey'in yazısının başlığını bir tekrar hatırlatayım. Birazdan gündeme de gireceğim onu. CHP'de Nasrettin Hoca gibi o kadar da aptal değiliz diye bir yazı kaleme almış. Akit gazetesinde eğer gazeteyi alamıyorsanız mutlaka internet sitesine girerek yazıyı okuyun diyorum. İnternetten nasıl okunuyor yazı Ali İhsan Bey? Var mı tıklama? Tıklama dediğimiz yeniakit.com.tr'ye girdikleri zaman hem benim yazıyı hem de gazetemizin diğer yazarlarını ve ayrıca internet sitemize özgü olarak yazarlarımız var. Onların hepsini okuyabildikleri gibi gazetemizde yer alan ana başlıklardaki tüm haberleri de görebilirler. Yani yazarlar tıklanıyor mu, onu merak ediyorum. Yazarlar yani diğer gazetelerin tabii tıklanma sayısıyla karşılaştırma oranının açısından söylüyorsanız bana teknik arkadaşların verdiği bilgiler 3 aşağı 5 yukarı en fazla okunan siteler Habertürk'ünden başlayın Hürriyet'ine kadar 3 aşağı 5 yukarı başa baş gidiyor diye söylüyorlar. En çok tıklanan Zekeriya Say'mış. Olabilir ben, yani ben. Dönemsel olarak Zekeriya Say'ın da gayet güzel dokunan yazıları var. Abdurrahman abi en başta geliyor. Hayır, onu, gazete ondan yazarlar arasında evet. Söylemedim. Yani internette yazanlar arasında. İnternette sadece internette yazanlar arasında Zekeriya Say da var. Diğer Ali Osman Aydın var. Başka yazarlarımız da var. Yani konusuna göre değişik yazarlarımızın bir Türkçe ile ilgili o konuda uzman olan bir abimiz var. Onun yazıları o konuda çok en fazla tıklanıyor. Alparslan Aydar kardeşimiz var Ankara'dan. O eğitimle ilgili yazıları daha çok fazla okunuyor. Ama genel çatı altında baktığımız zaman da en fazla yazarlar ve internet yazarları açısından Abdurrahman Dilipak abi en fazla okunan yazar. Yani yeniakit.com.tr'ye girdikleri zaman Ali İhsan Bey'in de, diğer yazarların da, internet yazarlarının da yazısını bulabilirler. Bir tek Fatin Dağ Aslanlı'ya tıklayamıyorlar. Fatin Dağ Aslanlı'ya da gerek akit.com.tr'de bölüm bölüm alıyorlar.
bölüm bölüm haberleştiriyorlar. Oradan izlenebilirsiniz. Ve ayrıca da YouTube'dan da izlenebilir. Evet, Akit TV'den izlenebilir. AkitTV.com.tr'nin de internet sitesinde programın tamamı yayınlanıyor. Evet. Fatin Dağıstanlı diye YouTube kanalına da rahatlık ve kolaylıkla girebilirler. Hatta abone olursa bizi izleyenler sevinirim. Ama şimdi siz hikayede kalmıştık. O hikayeyi birazcık daha açacağım ben Ali İhsan Bey. Çünkü niye? Pasaport iddiası boş çıktı demiş. Yeni Şafak gazetesi böyle. Hakikaten boş mu çıktı yoksa Milli Gazete'de çok ağır ithamlar var yine. Yani hem de manşete koymuşlar Milli Gazete'de Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarını ve neredeyse dün sizi izlemiş. Bugün de büyük olasılıkla izliyor Temel Bey. Biraz sonra mesajı da gelir evet izliyorum diye. İzlemiş ki çünkü yaptığı açıklamalar resmen dünkü sizin yaptığınız açıklamalara cevap niteliğinde. Benim şimdi Milli Gazete'de spotu genel hatlarıyla okudum. Diğer... Yani birazcık dürüst olun diyor mesela. Yani bize, doldursun. Hayır işte altını dolduruyor. Dolduruyor buyursun, burada. Buyursun, yani doldur. Birazcık dürüst olun diyor. Evet. Sanki yani biz ona hayır yalan söylüyorsun dedik. O da bize diyor ki birazcık dürüst olun. Bari yanlış oldu deyin. Yok böyle bir şey demek ayıptır diye yazmış. Ben de diyorum ki 6 Temmuz'da müracaat etmişsin. 12 Temmuz'da pasaportunu almışsın. Dolayısıyla de ki benim dışımdan AK Partili şu milletvekili gitti. 6 Temmuz'da müracaat etti. 7 Temmuz'da da pasaportunu aldı. Ama bana sıra gelince ben 6 Temmuz'da müracaat ettim. 12 Temmuz'a kadar kaldım diye bir somut örnek göstersin. Ben diyorum ki o müracaat ettiği yeşil pasaportu almak için 6 günlük süre makuldür diyorum. Hiçbir engellemeyle muhatap olmamıştır diyorum. Eğer bir engellemeyle muhatap olduysa o tarihte hemen anında dile getirmesi gerekirdi. Bu konuyu kimle çözmüştür onu açıklaması gerekir diyorum. Hiçbir açıklama yapamıyor. Öyle diyor. İçişleri Bakanlığı müsteşarıyla konuştum diyor. Kendisi. Tabii. Burada bir iki cümle var Ali İhsan Bey. Yani o cümleleri isterseniz bulalım. Buyurun okuyun yani o kısmını ben görmedim. Sadece arkadaşlarla birlikte istişare ettik. Bak diyor ki şöyle diyor. Karamollaoğlu terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle pasaportunun yenilenmesi yönündeki açıklamasının ardından Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın hatırlatılması üzerine pasaportum yok demedim. Pasaport yenilemeye gittiğim zaman sizin pasaportunuzu yenileyemeyiz. İsminizin karşısında terör yazıyor dediler. Benim pasaportumu birkaç gün sonra verdiler ama gittiğim zaman bana verememelerinin sebebi isminiz önüne konulan şerhtir dediler. Araç plakasının hemen geçiş üstünlüğü kaldırdılar. İki korumam vardı. İkisini de aldılar. İçişleri Bakanı yaptı. Kim yaptı bunları? Sen yaptın. Birazcık dürüst, samimi olun. Ben yalan söylemem. İtham etmek için de söylemedik. Gerçek görülsün diye söyledim diyor. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına itibar etmediğini belirten Karamollaoğlu, ben bunu ispata da her zaman açığım. Terörle benim bir bağlantım şimdiye kadar olmadı. Acaba Sivas hadiselerinden dolayı bir şey oldu mu diye düşündüm. Çok zaman geçti ama milletvekilliği yaptım. O olaylardan sonra iki dönem Sivas Belediye Başkanı oldum. En fazla söyleyebilecekleri yanlışlık olmuş. Hiç olmazsa yanlış yaptıklarını kabul etsinler. Yok böyle bir şey demek ayıptır, yalan söylemektir cümleleri var. Şimdi nasıl çözüldü hala yok. O müsteşarla görüştük falan şeklindeki ifadeleri ben şu an dinlediğim bölümde göremiyorum. Bunların hepsi genel anlatımlar. Yani koruma ikiymiş, düşmüş. Hı hı. Korumayı tartışmıyoruz biz. Korumayı ayrı bir platformda tartışırız. Yani siz eğer başbakanın veyahut da bir bakanın 10 tane koruması var diye eleştiri getiriyorsunuz. Kendiniz bu ülkede başbakanlık yapmamışsınız. Halen herhangi bir kamu göreviniz yok. İki tane koruman vardı, devam etmeliydi diye bir anlam çıkacak şekilde anlatımda bulunuyorsanız ben de sorarım size. O zaman Milli Savunma Bakanı'nın kaç tane koruması olması gerekir? 50 mi, 100 mü, 500 mü?
Yani siz görevde olmadığınız halde iki tane korumanız olacak ama görevde olan Milli Savunma Bakanı'nın veya İçişleri Bakanı'nın kaç tane koruması olması gerekir? Bu kısır tartışmaya götürür bizi. Benim tartıştığım şey şu, 6 Temmuz'da müracaat etmişsiniz Temel abi, 12 Temmuz'da yeşil pasaportunuzu almışsınız. Ben şunu da iddia etmiyorum, haşa öyle bir iddiam da olmaz. Yani gayipten haber alıyor vesaire değiliz. Her yerde gözümüz var diye bir iddiamız yok. Belki oradaki bir memur latife olsun diye de yapmış olabilir. Hokkabazlık olsun diye de yapmış olabilir. Tasvip de etmediğimi de şimdiden söylüyorum. Aa, Temel Bey siz mi geldiniz? Sizin isminizin karşısında terör var diye söylemiş olabilir. Ama bir saniyelik bile gecikme yaşadıysa Temel Bey, yani latife olsun diye böyle bir şey söylenmişse o kendisiyle o memur arasındadır. Ama o memur bunu ileriye götürerek Temel Bey size aslında şu an vermemiz gereken, bir başkası olsaydı şu an hemen düzenleyip vermemiz gereken pasaportu veremiyorum, kusura bakmayın gidin müsteşarla görüşün dediyse bunu açık yüreklilikle Temel Bey açıklasın. Ha, ondan sonra o memurun hakkından gelmiyorsa AK Parti, o zaman da AK Parti'den onun hesabını soralım. Ama ben yaşadım Ali İhsan Bey bunu. Ya ben şimdi kendi yaşadıklarım olduğu için, yani ben bir yıldır pasaport alamadım diyorum. Belki de pasaport da vermezler şimdi, onu da bilmiyorum daha doğrusu. Yani pasaporta gidip müracaat ettiğinizde ancak anlayabilirsiniz. Karşınızda terör mü yazıyor, terörist mi yazıyor, PKK'lı mı yazıyor, FETÖ'cü mü yazıyor? Ya da belki benimkinin karşısına şey de yazmış olabilirler. Ali İhsan Karahasanoğlu'yla her gün, günde 1,5 saat program yapıyor. O yüzden de dolayısıyla mültecilerle yakın ilişkisi vardır. Tehlikelidir, tehlikelidir, dikkat edin diye. Ama bu kolay bir iş değil yani, sizinle 1,5 saat yayını götürmek. O yüzden yani iş güvenliği uzmanlarına sordum. Yani içinde bulunduğum psikolojinin bir tazminatı var mıdır diye. Ama hemen peşinden söyleyeyim. Size programlara başladığınız ilk aylarda hemen dediniz ki sağ kolum havaya kalkmıyor dediniz. Dolayısıyla benden bilmeyin her şeyi. Hayır ama sağ kolum değil, sol kolumu. Peki affedersiniz. Sol kolum. Ama sizinle de yapınca sol kolun kalkmaması normal. Beynimde eğer bir hasar varsa orada problem var. Onu daha tespit edemedik Ali İhsan Bey. Yani orada bir tomografi... Egzersiz oluyor. Dolayısıyla daha faydalıdır. Daha büyük da ihtimalle. Daha da faydalıdır. Ama burada önemli olan şu. Şimdi ben yaşadım bunu. Yani niye yaşadım? Yani ben 2 sene önce basın kartımı almak istediğimde bana direkt dediler ki FETÖ'cü olup olmadığın araştırılıyor. Dediler ben bunu. Ben bunu duydum. Yani bu kulaklarla duydum bunu. Yani şimdi Temel Bey'e bu kadar laf ediyoruz da ama yani karşısındaki bir nüfus müdürünün de şaklabanlı olacak hali yok. Karşısındaki de Temel Karamollaoğlu yani. Boru değil nihayetinde. 2 dönem Sivas Belediye Başkanlığı yapmış. Madımak gibi bir olayın faili olarak CHP'liler tarafından yıllar boyunca suçlanmış. Öyle değil mi? Evet. Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. PKK ile ilişkisi var. FETÖ ile ilişkisi var. Yani Temel Karamollaoğlu Şam'la ilişkisi var, Tahran'la ilişkisi var diye iddialar olabilir. Yok, iddialar değil. İddia benimkiler, ben iddia etmem. Vardır. Yani çünkü niye? Saadet Partisi buralarla ilişki kurmayı zul kabul etmeyen bir zihniyet. PKK ile ilişki kurmayı zul olarak kabul eden bir partidir. Ben öyle biliyorum. Ta yıllar önce 1997'de Milli Gazete'de aynı suçlamaya muhatap olmuştu. Aynı suçlama içerisindeki sakıkların devamı mahiyetindeki bir tanesi yakalandığı zaman Çevik Bir'in, o tarihteki Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in tehditleriyle onun ifadelerine eklenmişti. İfade şuydu: Milli Gazete ve Akit Gazetesi PKK aleyhine haber yapmama sözü bize verdi şeklinde bir ifadesi olmuş. Fethullah Erbaş, halbuki uydurma. Gitti. Fethullah Erbaş gitti, PKK'nın Kandil'den askerlerimizi alıp geldi. O zaman Refah Partisi milletvekiliydi. Var. Yani bunlar buna ilişki diyemezsiniz. Buna şunu diyebilirsiniz: bizim MIT'imiz yeterince çalışmıyormuş o tarihte dersiniz. Bizim devlet adamlarımız yeterince güçlerini gösteremiyorlarmış dersiniz. Bir milletvekili canını tehlikeye atıp, ki o milletvekili Refah Partili, bölgenin, Van'ın bir milletvekili. O milletvekili kendi canını da tehlikeye atarak gidip PKK'nın inlerine girip
verin bu insanları, daha fazla uzatmayın bu işi diyerekten o Mehmetçiği alıp getirmiş diyebilirsiniz. Bunu PKK ile ilişki işte olarak gösteremezsiniz. O da kolay bir iş değildir. Yani benim Pensilvanya'ya gidip Emre Uslu'yu alıp getirmem gibi bir şey yani şu anda. Yani gidip alıp gelebilir miyim Emre Uslu'yu ben? Yani Fethullah Gülen'le görüşeceğim ve oradaki birisini alıp buraya getireceğim mesela. Yani ellerinde tutsak olan birisini. Yani karşı tarafın durumuna bağlı. İşte karşı taraf eğer bir PKK yani, bir ateşkes kendi açısından ilan etmek istiyorsa, bir vesile arıyorsa, bu vesile içerisinde de Fethullah Erbaş da tek başına gitmedi. Yanında bir iki isim daha vardı. Bölgenin insanı Van, ilişkileri var yani. İlişki anlamında ben kabul etmiyorum. Yani sonuçta siz ilişki anlamında derseniz bana da yarın bir başkası dediği zaman ben eğer sizin bu ilişki dediğinizi kabul edersem, yani Saadet Partisi için bu suçlamayı haklı gibi görürsem, bir başkası da der ki ya sizde DAEŞ'le ilişkiniz var. Neymiş? Benim apartmanımı dağıtıyorum. Bir kişi efendim DAEŞ'ten gözaltına alınmış. Senin de ilişkin var işte. İnsaf yani. Oo, ona gidersek. İnsaf. O öyle insaf. Değil. Öyle değil. Ki, yani, somut bir olaydan da bahsediyorum. Gerçekten apartmanımda selamün aleyküm, aleyküm selam diyen bir kişiye bir gözaltı yaşandı. Şimdi buradan hareketle kalkıp da Ali İhsan DAEŞ'le ilişkilidir derseniz el insaf derim ben de. Ama nasıl sizin apartmanı bulmuş Ali İhsan Bey? Bulmuş. Ya sizin sandığı buluyorlar. Bakın ya sizin sandığa gelip sıfır yazıyorlar. Yani sizi AK Parti'ye oy vermemekle itham etmek için yapıyorlar bunu. Bakın onu yapacaklar bir gün. Ali İhsan Bey AK Parti'ye oy vermedi diyecekler 31 Mart'ta. O yüzden bu 23 Haziran'da oy kullanacaksınız değil mi? İnşallah. Fotoğrafını çekin. İnşallah. Fotoğraf. Yani illegal şeylere biz teşebbüs etmeyiz. Şimdi yanlış bir şeyi söyleriz. Bazı vatandaşlar da o tür bir yanlışa imza atarlar. Aa, bir hukukçu da bunu teyit etti olabiliyormuş derler. Sonra kavga gürültü çıkar. Biz de müsebbibi oluruz. Aman sakın ha yanlış bir şey yapmasınlar. Ama pusulaları alırken baksınlar. Ki tek pusula var. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yapılıyor. Mühürü alsınlar. Aman ha aman tartışmaya yol açacak şekilde bir yere mühür basmasınlar. Kime oy vermek istiyorlarsa onun bölümüne oylarını bassınlar. Ters katlasınlar. Bu vesileyle şimdiye kadar söylemedim. Kaç gündür aklımda olan bir şeyi de söyleyeyim. Zarfı da kapatsınlar, yapıştırsınlar. Bir mühürsüz oy tartışması yaşandı. Kanunda açık olarak yazıyor. Belki bunu ayrıntılı olarak da daha sonra da konuşabiliriz. Ama eşeğin aklına da karpuz kabuğu koymayalım diye de bir şey düşünüyorum ama şimdi zarfı kanun diyor ki kapatılır da atılır diyor. Biz ise hep uygulamada şunu yapıyoruz. Aman işte sandık başındaki adamlara zorluk çıkmasın. Zarfı yapıştırma yerine içine katlayıp kolaycacık açsınlar, yırtmasınlar zarfı. Zarfı yırtarken çünkü bazen pusulayı da yırtıyorlar. Ama kanundaki hüküm şöyle, zarf yapıştırılır diyor. Dolayısıyla yeni bir tartışma da çıkabilir. Onun için Yüksek Seçim Kurulu bari 2 hafta öncesinden şimdiden bir karar alsın. Her ne kadar kanunda zarf yapıştırılır diyor ise de bu zorluklara sebebiyet verebilir, sandık görevlilerinin işlerini yoğunlaştırabilir. Dolayısıyla içine doğru zarfın katlanması da geçerlidir. Ama sandığın içine atılan zarf içinden pusula çıkıp da boşta bulunursa, yani sandık açıldığı zaman bir zarf boşta, zarfın içinden bir şey çıkmıyor, bir pusula da zarfın içinde olmaksızın elde edilirse o da geçersizdir. Onu da Yüksek Seçim Kurulu karara bağlasın. Böylece herkes mutmain bir yani şekilde. İçine boş oy pusulası atılmasın diyorsunuz. Boş oy pusulası atılmasın demiyorum. Şimdi zarf şu. Hayır, anladım ben. Ben onu anladım. Evet. Tabii burada şu. Zarflar yırtılmasın değil de zarf seçim iptal olursa bir sonraki seçimde kullanılsın diye öyle atıyoruz biz. Yani yapıştırmıyoruz. Yok canım. Onun kullanılsın. O zarfların hepsi atılıyor. Atılıyor mu? O zarfların hepsi geri dönüşüme gidiyor. Eski iktidarlar döneminde çöpe gidiyordu. Şimdi geri dönüşüme gidiyor. Artık AK Parti iktidarı döneminde hiç konuşmuyoruz. Bir UYAP sistemi sayesinde en az 50 milyon liralık kağıt israfı artık terk edilmiş vaziyette. 2 tane araç var, 3 tane araç var deyip diline dolayanlar UYAP sistemi içerisinde 50 milyon liralık bir yıl içerisinde kağıt israfının önlendiğini hiç tartışmıyorlar, hiç konuşmuyorlar. Zarf
yapıştırılarak, zamtlı bölümü yapıştırılarak kanun öyle diyor, kapatılır diyor ki herhangi bir şekilde bir küçük müdahaleyle o pusula içinden çıkıp da boşa çıkmasın diye. Ama ve lakin biz genelde uygulamamız. Ben de şahsen o şekilde yaptım. Katlıyorsunuz pusulayı, zarfın içine koyuyorsunuz, zarfın kapağını yapıştırmıyorsunuz, zarfın kapağını içe dönük şekilde kapatıyorsunuz ama yapıştırma kesinlikle yapmadım ben. Ama kanuna tekrar baktım 31 Mart'tan sonra ve bir baktım ki zarf yapıştırılır diyor. Dolayısıyla benim oyum da bir anlamda aslında kanunun lafzını, şeklini düşündüğünüz zaman bir anlamda geçersiz oluyor ama benimki geçersiz olursa da zaten kullanılan oyların hemen hemen %80'i, %90'ı geçersiz olur. Genel uygulama çünkü böyle. Evet, yani yapıştırmamız gerekiyor ama uhuyla da yapıştırmayın. Yani diyorsunuz. Kendi zamkıyla zaten yapıştırıyor. Uhu bulamazsınız orada zaten. Hayır, nasıl yani yapacak? Hayır, nasıl yapacak? Kendisinin zamkı var o zarfın. Siz de yani oy kullanmadığınız için hepten uçmuşsunuz. Ama ben günaha girmiyorum artık. Yok yok. Ya ben sevaptır. Hayır, yani sizi yönetenleri doğru isimleri seçmek, geylerin, lezbiyenlerin dümenine girmemek için doğru isimleri seçmek sevaptır. Ha, dersiniz ki eski seçimler için söylüyorum. Bu seçimde artık iki aday kaldı diyebiliriz. Eski seçimlerde diyebilirdiniz ki ya şurada da bir muhafazakar aday var. AK Parti'ninki de çok güzel. Ama işte Saadet Partisi'nin de şu ildeki, şu ilçedeki adayı dört dörtlük bir insan derdiniz. 31 Mart için söylüyorum. Ama artık geldiğimiz noktada İstanbul seçimleri için iki tane aday var. Bir tane dolandırıcılıktan yargılanan bir aday Ekrem İmamoğlu. Diğeri de Binali Yıldırım gibi bir aday. Dolayısıyla tercihte pek tereddüt etmeyecek. Necdet abinin canı sıkılır. Necdet Gökçınar var. Biz kaybettireceğiz diyor. Kaybettireceğiz diyor. Dolayısıyla iddialı olmadığını kendisi de söylüyor. Ama işte o büyük iddia ama Aleyhisselam Bey öyle demeyin siz. Yani kazanamıyorsunuz ama kaybettiriyorsunuz. Cenab-ı Hak ahirette hiç kimseye kimlere kaybettirdin sen diye sormaz. Kimlere kazandırdın diye sorar. Benim anlayışım bu. Dolayısıyla Necdet Gökçınar da yarın ahiret günü bir hesap vermeye kalkıştığı zaman, kendisine sorulduğu zaman neleri kazandın, neleri kazandırdın diye sorulduğu zaman eğer derse ki ben Binali Yıldırım'a kaybettirdim diye bir cevap verecek olursa bu onun için bir kurtuluş vesilesi olmaz diye düşünüyorum. Kendi kanaatim tabii. Evet. Yanılıyorsam düzelsinler. Fetva verdiniz yine Aleyhisselam. Fetva vermedim. Kendi şahsi görüşüm diyorum. Necdet Bey eğer derse ki bakın şu peygamberin hadisi şerifinde kaybettirmek de önemlidir diye bir hatırlatma var diye söylüyorsa ben kendi yanlışımı düzeltirim. Benim aldığım İslami terbiyede kaybettirme üzerine inşa edilen hiçbir şey yoktur. Kazanma üzerine vardır. Kendin sevap kazanırsın. Başkalarına sevap kazandırmak için tebliğde bulunursun. Ama birisine kaybettirmek için dünyevi veya uhrevi bir şeyi, hele hele uhrevi bir şeyi kaybettirmek için asla bir çaban olmaması gerekir. Dünyevi olarak da ben Fatine şu makama gelecekti, ona kaybettiren benim diye herhangi bir övülecek bir nokta olmaması gerekir. İslami açıdan diyorum, yanılıyorsam evet, düzelsin. Ama işte İsmail Küçükkaya bana kaybettirdi. Bakın şimdi Türkiye'nin kaderi elinde. Yok canım ya. Bakın, kaderi elinde yani, olacak bir şey yok. Yani belki de Uğur Dündar ne diyor? Ben hedef olacaktım diyor. Ben Tornistan diyor. Hemen Tornistan oluyor. Kaçıyor gidiyor. İsmail Küçükkaya da bakarsınız yarın öbür gün keşke olmasaydım, kabul etmeseydim diye karşımıza çıkabilir. Her evet. Şeyde bir hayır vardır deriz. Şerde hayır olabilir. Dolayısıyla bunu da göz önünde tutmamız evet. Gerekir. Bu arada şu haberi verdim Karar Gazetesi'nden. Çünkü şundan dolayı hepimiz tatildeyiz. Bu hafta itibariyle de okullar da bitiyor. Artık tatile çıkmamak için bir gerekçe kalmıyor. Öyle değil mi Aleyhisselam Bey? Artık yani, gidebiliriz yani. Siz gidebilirsiniz canım. Siz hayır. Daha yeni geldiniz tatilden. Hayır, bizim çocukların okulu bitmiyor. Bütün evet. Yaz kış okudukları için. Yaz kış okuyorlar. Yaz okulları da var. O yüzden tatile çıkamıyoruz. Ama tatilciye sandık daveti. Şimdi şunu söyleyeyim, Türkiye'nin her yerinden Ekrem İmamoğlu'nun ekibi otobüs kaldırıyor. Türkiye'nin her yerinden, bakın 23 Haziran'da
Yani şöyle yapıyor. 22 Haziran gece otobüse biniliyor. Nereden mesela diyelim, bir yer söyleyin Ali. Balıkesir'den. Balıkesir'den. Nereden? Ankara'dan. Burhaniye mi var orada Balıkesir'de? Altınoluk'tan mesela. Bu Burhaniye'de mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun villası var. Orada kalan misafirleri getirebilirler mesela. Ha, oradan otobüsü kaldırıyor. Pazar günü burada. O gün oyunu kullandırıyor. Sonra götürüyor tekrar. Tatiline devam ettiriyor. Organizasyon müthiş. Evet. Organizasyon AK Parti'nin de benzer çalışması var biliyorum. Yani işte o yüzden de bu tatilciye sandık daveti önemli. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var ama hangi gazetedeydi o? Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhalde Akşam gazetesindeydi, seçimde hile yapılmasının önlemini aldık. Yani almaya devam edilmesi gerekir. Daha aldık denilmesi biraz iddialı olur. Çünkü oynadıkları oyunları... Hırsızlığa önlem aldık. Ver abi. Hadi Aykut, ver onu da. O da önemli bir haber. Yani bu bağlamda ne yapılacak ama bu sandık kurulu başkanları, sandık kurulu üyeleriyle ilgili de çok tartışma var halen. Yani gazetelerde tabii onları da göremediğimiz için gösteremiyoruz ama yok çöpçüleri yapmışlar, yok temizlikçileri yapmışlar, doktorlar olmamış, yok şuradaymış, yok buradaymış. Hatta Takvim gazetesinde ve dün sabah gazetesinde vardı. İl Seçim Kurulu Başkanı'yla CHP'liler bir arada diye. Bugün de Takvim gazetesinde aynı fotoğrafı kullanmışlar. Aynı fotoğrafta bakıyorum 5 tane CHP'li var. Yani başka kimse yok. Şimdi olmayan bir şey mi söylüyorlar? Ya altı dolu mu değil? Yoksa bir kareyi alıp güvenlik kamerasından alıp FETÖ'cülerin servis ettiği bir görüntüyü alıp kullanmışlar mı? Bir verebiliyor musun o takvimdeki fotoğrafı? Bakın mesela ben baktım fotoğrafa bugün. Ya gündeme getireyim dedim. Dün de vardı aslında. Ama dolduramadım altını. Orada benim eleştireceğim şey şu olabilir. İl Seçim Kurulu Başkanı ve üyeler, iki reklam üye. Reklam vermeyelim arkadaşlar. Hadi gidelim. Verin takvim. Ha, bakın mesela, bakın şimdi Ali İhsan Bey. Şimdi bu evet. Takvim gazetesinin birinci sayfası. Şimdi görüntü var, ses yok. Saat 20.17. Canan Kaftancıoğlu, İl Başkanı. Bülent Tezcan, Grup Başkan Vekili mi? Genel Başkan Yardımcısı. Seyit Torun, Oğuz Kağan Salıcı. Yani hepsi Canan Kaftancıoğlu'na bodyguardlık yapıyorlar. Tamam. Ne var? Ben bunda bir şey görüyorum. Tamam diye ben görüyorum. Ben görüyorum. Yani burada dilekçeyi verme noktasında daha arkasında birkaç kişi daha var onların. Yani en az bir 3 araba dolusu geliyorlar. Arkadan minibüsler falan da geliyor. En az bir 10 kişilik ekiple geliyorlar. Aslında bu dilekçenin verilmesi için bir kişi yeterli. Hadi diyelim ki bir de yanında Canan Kaftancıoğlu hukukçu değil. Bir de yanında bir avukat bulunsun diyelim. Hadi bir yanına bir de milletvekili koyalım. 3 kişiyle götürülüp verilecek bir dilekçeden bahsediyoruz. 10 kişiyle gelirseniz Takvim Gazetesi de haklı olarak söyler. Der ki 10 kişiyle neye geldiniz der. Hele hele onların içinde o Oğuz Kağan Salıcı varsa, İstanbul Adliyesi'nde çok etkin, Aydın Doğan'ın da birçok işini halleden Oğuz Kağan Salıcı bu işin içerisindeyse acaba sorusu ortaya çıkar. Ben dilekçe vereceğim zaman adliyeye 10 kişiyle gitmiyorum. Gel muhabirlerle, hadi Akit'ten birisi gelsin, gazeteden birisi, internet sitesinden birisi, televizyondan birisi gelsin, hadi bakalım gidelim demiyorum. Kendi başıma gidiyorum, dilekçemi veriyorum. Eğer olumlu bir şey varsa olumlu olduğu şeklinde, olumsuzsa olumsuz şeklinde veriyorum haberini, hazırlıyor arkadaşlar. Ama böyle ekip halinde gidiyorsanız, girip o dilekçeyi verdikten sonra o içerideki ilçe ve il seçim kurulu başkanı adliyeden dışarıya çıktığı halde hemen bir 10 dakika içerisinde dönüp gelip o dilekçeyi olumlu şekilde cevaplandırıyorsa ve en önemlisi de altını çiziyorum, 10 kere 20 kere çiziyorum, Cumhuriyet tarihinde, hadi Cumhuriyet tarihi belki abartılı oldu çünkü 1950'den sonra zaten çok partili hayata geçtik, ondan öncesini hiç saymayın, 1950'den sonraki 69 yıllık 70 yıllık tatbikatında olmayacak şekilde başlanmış olan sayımlar durdurulduysa eğer, ben de soruyorum takvimin sorduğu gibi, acaba bu 10 kişilik 12 kişilik ekip il seçim kurulu başkanına neler anlattılar, ne tehditlerde bulundular ki
böyle bir karar verildi. 70 yıldır verilmeyen bir karar tek örnek olarak karşımıza çıktı ki o kararı da Yüksek Seçim Kurulu hemen 2-3 saat sonrasında iptal etti. Evet, Müslüman Türk'ten bir mesaj gelmiş, okuyacaktım ama Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanı bir açıklama yapıyormuş. Bir gidelim, ne diyor bakalım. Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir açıklama yaptı imar barışıyla ilgili. Arkadaşlar Ankara'da dediler, yanında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin vardı. Ben iddia ediyorum bu konuşma Gaziantep'te Ali İhsan Bey. Muhabirlerden de belki yola çıkarak bir çıkarımda bulunabilirdik ama muhabirleri de tanımıyorum ben. Sonuçta gerçekten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız oradaysa bir ihtimal Gaziantep'te ama belki belediye başkanı da Ankara'ya ziyarete hatta, gelmiş olabilir. Hatta Gaziantep'te neredeler biliyor musunuz? Zeugma. Evet. Var ya tatilde en fazla yer, ziyaretçi alan yer. Bakın bugün gazetelerde var. 1.1 milyon kişi ziyaret etti. Tek gün rekoru kırıldı. Zeugma. Zeugma Müzesi var biliyorsunuz şeyde. Şimdi yeni moda o. Zeugma Müzesi'ne gidin. Çingene Kızı şeyi var orada. Figürleri var. Ve yurt dışından da getirildi diye biliyorum onun. Ben Mustafa Ayaz var ya benim safari arkadaşım. Onunla birlikte gittik, kameraman arkadaşım Ali İhsan Bey. Gittik de o girmedi içeriye. Ben girmeyeceğim içeriye dedi. Sen gir dedi. Ben içeriye girdim. Baktım. Niye, ücretli miydi? Basın kart. Ücretsiz. Ücretsiz, ben dedi girmeyeceğim dedi. Şeye de gittik onunla mesela. Göbekli Tepe'ye. Evet. O tepeye de çıkmam ben dedi. Çünkü yürümek gerekiyor oraya çıkmak için. Oraya da gelmedi Mustafa. O yüzden şimdi yok ya stüdyoda. İstediğiniz gibi dedikodusunu yapabiliyorsunuz. Rahat. Ama yani gittiğim yerde de gezerim Ali İhsan Bey. Onu söyleyeyim. Yani Göbekli Tepe'yi de bir görün. Çok fazla yani şey değil. Ben anlatırım size o Göbekli Tepe'nin etrafını ama hikayesi ilginç ya. Hakikaten ilginç hikayesi. Şimdi aklıma geldiği için anlatayım istiyorum. Yani benim köylü amcam iki tane öküzle tarlasını sürerken Göbekli Tepe'yi buluyor ya. Göbekli Tepe'yi buluyor. Özel bir araştırma sonucunda değil, tesadüfen. Aynen öyle. Ve şeyine sapanına bir tane oradan bir taş takılıyor. Taşı çıkartınca bakıyor ki bir kafa. Kafa dediğim iskelet değil yani şey, taş. Alıyor bunu müzeye götürüyor. Müzedeki müdür diyor ki ya bunu bana niye getirdin diyor. Al götür diyor. Nasıl götüreyim ya, köyle evin arası. Taş da ağır tabii. Onun üzerine oraya bırakınca bir Alman arkeolog gelip bu taş ne deyince onun üzerine bulunan bir hikaye. Yani hikayesi bile roman olacak noktada. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanı, ben bu imar barışına da karşıyım Ali İhsan Bey. Yani her şeye karşıyım, bu imar barışına da karşıyım. Dün yine gazetelerde haber vardı. Fırtına Deresi mi diyorlar? Fırtına Deren'in içerisine yani ev yapıp bunu imar barışına sokan benim devletim olmasın. Öyle imar barışında her türlü imara aykırı binalar artık bundan sonra ruhsatlandırılacak şeklinde bir algı oluşturuluyor ama bu doğru değil. Mutlaka imara uygun olabilecek şekilde ama ufak ufak balkonunu açmış veya balkonunu evin içine katmış veyahut da işte sığınak 100 metrekare olması gerekirken 95 metrekare olarak yapılmış. 5 metrekareden dolayı bütün bina ruhsatsız halde devam ediyor. Ama siz elektriği, suyu vermişsiniz o binaya. Zaten oturuyorlar ama ruhsat için belediyeye herhangi bir harç ödemiyorlar. Sen bana ruhsat vermiyorsun ki diyor. Yani bir kısır döngü oluşmuş. Belediye diyor ruhsat veremem sana. Öbür taraftan adam oturuyor içinde, 5 katlı bina diyelim. Sen isken vermediğine göre ben sana isken harcı da ödemem diyor vatandaş da. Bu kısır döngüyü, bu çetrefilli durumu bir şekilde çözmüş olacaklar. Zaten 1999 sonrasında, 2000 yılı sonrasında yapılan binalarda çok büyük sorun yok diyebiliyoruz. Dolayısıyla evvelki 1999'dan önce yapılmış binaların da bir şekilde ruhsata bağlanması ama... Dediğiniz gibi de yani derenin önünde bina yapmış adam 5 katlı 6 katlı ona da kimsenin herhangi bir şekilde isken falan vereceği de yok. Kimse de kimseyi aldatmaz. Evet ama çok fazla bu işi suistimal edenler de var Ali İhsan Bey. Yani size söyleyeyim. Yani Şehir efsanesi diyorum bunlara ben. Yok bu Ali İhsan Bey ya, yapmayın bunu. Gidin Anadolu. Şehir efsanesi ben görüyorum yani ufak ufak yanlışlıklar sebebiyle dediğim o çok masum gösterdiğim balkonu evin içine katma.
evin içinden bir pencere açma. Komşu çünkü parsele tecavüz niteliğindedir. Eğer siz duvarınızda pencere açamazsınız, bitişik nizamda bir inşaat yapılacak bir yerse, henüz daha yandaki parsel inşaata başlamadıysa siz geçici olarak orada bir pencere açabiliyorsunuz. Ama imara aykırıdır. He, bunu imara bağlamak gerekir mi, gerekmez mi? Çünkü yarın o komşu parsel orada inşaat yapacağı zaman orayı kapatacak zaten. Siz de kalkıp diyeceksiniz ki ya benim burada pencerem vardı. Sen nasıl kapatıyorsun benim penceremi? Yani hak iddia edeceksiniz. Bu tür kısır tartışmaların hepsini bir şekilde çözeceği ümidindeyim. Ama çok net olarak çözülme noktasında da ben bazı tartışmalar yaşandığını da görüyorum. Ama 6 katlı bir binayı dere yatağında yapan adam kusura bakmasın hiçbir şekilde ruhsat falan alamaz. Evet. İnşallah öyledir diyorum ben. De ekleyeyim tabii. Tabii canım. İnşallah demek zorundayız Ali İhsan Bey. Yani ama takipçi de oluruz. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani bu iş benim işime sinmiyor yani. Bu dağı taşı bina yaptık ya. Dağı taşı bina yaptık. Yani nedir bu hikmetse bizde? Her yer dağ taş bina ve nerede oturmak istiyorsunuz, çadırda mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Evet, yani şöyle tamam, bir orman. Gidin, engel olan yok ormanın yani. Ormanın içerisinde. Sizi mecbur tutan da yok yani. Ormanın içerisinde. Bakın size bir şey söyleyeyim Ali ama sizi de götüreceğim. Bunlar şehir efsane. Sizi de götüreceğim. Bunlar. Sizi götüreceğim. Böyle nasıl biliyor musunuz? 15 gün bir kamp yapacağız. Deniz kenarında, ormanın içerisinde. Ve çadırda. Hem deniz kenarı, hem çadırda. Orman, yalnız hem çadır. Telefon. Ya her yer beton olmuştu hani. Ben size bir şey söyleyeyim. Hani her yer beton olmuştu. Var mı öyle bir yer? Oralara giremiyorlar. Ve öyle bir berrak bir deniz ki Ali İhsan Bey. Yani evde. Türkiye'de bakın, değil mi? Evde. Aynen öyle. Evde musluğunuzdan akan su. Hatta geçtim onu. Markete gidip alıyoruz ya böyle şaşallarda sular alıyoruz ya. O su bile onun yanında kirli. Öyle bir berrak suda telefon almayacaksınız. Sadece kitapları alacaksınız. Bir de izlemek istediğiniz birkaç film var sizin, biliyorum ben. O filmleri alacaksınız. Yok, filmi izleme alışkanlığı yok mu? Yok değil. Sinemayla aranız iyi değil mi? Yok. Yani eski yıllarda belki şu veya bu film, yerli filmler, şunlar bunlar gene bazı şeyler oluyordu. Ki artık son 3-4 yılda onlar da artık tarihe geçti. O zaman bu Ahmet patlıcan getirenden ne istiyorsunuz siz? Kim o ya? Kararda yazıyor. Evet. Gene bugünkü yazısı konu açılırsa diye şey yaptım. Siz açtınız. Ahmet, ben saygısızlık etmek istemem. Soyadı taş getiren abi diye de söyleyeyim. Yani iki tane fotokopi aldım. Birisi Cumhuriyet'teki yalan haber. Onu da belirteyim ki danışıklı dövüş yapıyorlar Fatim Bey'le. Bize de numara çekiyorlar demesinler. Cumhuriyet'teki yalan haber önemsediğim haberlerden birisi. 9 günlük tatil de kurtaramadı diyor. İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı'nı karşılaştırıyor. Ve 8-18 Haziran 2018'i alıyor. Yani 10 günlük bir dilimi alıyor. Sonra geliyor. İstanbul Havalimanı'ndaki 31 Mayıs 8 Haziran yani 9 günlük bölümü karşılaştırıyor. Yani bunu da Cumhuriyet okurlarına yutturuyorlar. 10 günlük geçen seneyi alıyor. 9 günlük bu senenin bilançosunu çıkartıyor. Diyor ki 30 bin az yolcuya hizmet etmiş yeni havalimanımız. Eski havalimanı daha fazla yolcuya hizmet ediyordu. Şimdiki yeni havalimanı daha az yolcuya hizmet ediyor diyor. Böyle yalanlarla okurlarını aldatan bir Cumhuriyet gazetesinden bahsediyoruz. Cumhuriyet okurları bir kenara not etsinler onu. Ahmet Taş getiren abiye gelecek olursak. Yalan mı o haber yani? Yalan yani, bir gününü bakın 9 günlük tatil diyor. Hı-hı. Kurtaramadı diyor. Hı-hı. Aradaki fark İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasında 40 bin yolcu eksikliği var şu an. Hı. Ki İstanbul Havalimanı. Ama şu da önemli Ali İhsan Bey. Hı. Geçen bayram bu seneki bayramdan 11 gün sonraydı. Yani bayramların tarihlerini denk getirmiş zaten. Geçen seneki bayram 8-18 Haziran arasındaydı. Tamam. 8-10 Haziran ile 1-18 Haziran arasında dağlar kadar fark var. Niye biliyor musunuz? Çünkü
sizinle gideceğiz ya, çadır kuracağız ya, çadır kuracağımız zaman Temmuz, Ağustos olacak. Niye? Evet. Deniz suyu sıcak olacak. Şu anda deniz suyu sıcak değil. O da bir ekleme. Sizde bir yani destek, daha verdim. %10 daha yolcu artmış tamam, lazım. Onu söylüyorum. Yani şu anda okullar tatil değil. O zaman okullar tatil geçen sene. Yani o 100 bin artmıştır. Ben bir güne takıldım. Tamam. Siz de daha doğrusunu da söylediniz. Dediniz ki Mayıs'ın sonuyla Haziran'ın ortası da aynı değildir diyorsunuz. 10 günde oradan fark var diyorsunuz. Cumhuriyet'in çok bilmiş o profesör, öğretim üyesi, okurları kendileriyle nasıl alay edildiğini, Cumhuriyet yönetimi tarafından nasıl alay edildiğini böyle not etsinler. Ahmet Taşgetiren abiye gelecek olursak, yazısının başlığını Karar Gazetesi'nde eğer verebilme imkanı olursa, orada sanki öyle bir anlatım var ki, zannediyorsunuz ki kutsal VIP'den falan bahsederken, bu kadar dayatmanın, bu kadar direnmenin ne gereği var? Kibir kutsal VIP ile ortaya çıktı denilince sanki zannediyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu'nun kibri VIP'in kutsallığı karşısında bir anlamda deşifre oldu diye bir anlam çıkartıyorsunuz. Halbuki tam tersini yazmış. Hala kafası eskide ki kendisi Tayyip Erdoğan'la uçak seyahatleri yapmıştır. Ben yapmadım. Ama kendisi yaptı. Kendisi yaptığı dönemlerde acaba o VIP'in kutsallığından hiç Tayyip Bey'e bahsetmiş midir, bahsetmemiş midir? Kendisi açıklasın. Ama kalkıp da şunları yazıyorsa, bir yanda devletin valisi diye bir kutsama alanı var. Devletin valisi. Biz küçüklüğümüzden beri biliriz. Devlet deriz, devlet deriz, devlet deriz. Ondan sonra da devletin adamı deriz, devletin valisi deriz, devletin kaymakamı deriz, devletin bakanı deriz. Ona yönelik saygı bambaşkadır. Bir siyasiye gösterilen saygının çok ötesindedir o devlete olan saygı. Dersiniz ki İslam dininde devlet kutsallaştırılamaz. Eyvallah, ama bir küçük torpil de yapılması gerekir herhalde devlet ciddiyeti açısından. Şimdi Ahmet Taşgetiren abi devletin valisi diye bir kutsama alanı var diyor. Bu adam devlete nispet edilirse yaptığı her şey âli, yüce hale gelir değil mi diye soruyor. O devletin adamı, devlet valisi sıfatını bir anlamda itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Eyvallah diyorum, yapsın, eleştiridir, haklıdır. Ama şunu söylerseniz kafanızın arka planındaki gerçekleri ortaya çıkartmış olursunuz. Söylediği şey şu, tırnak açıyorum, Ahmet Taşgetiren'den okuyorum. Bir süredir Türkiye bir kenar ilçe çocuğunun İstanbul gibi bir mega kente başkan olma mücadelesindeki denklik sorunlarını yaşıyor. Kenar ilçe çocuğu. O kenar ilçe çocuğu dediği adam 600 milyon dolarlık servete sahip. Tayyip Erdoğan'ın şunu bunu hepsini 3'e 4'e katlayan bir adam. Şu an Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3000 metrekarelik Beylikdüzü Belediyesi'ne ait alanı kendisinin sitesine katıp vatandaşlara villanın otoparkı diye satan ve dolandırıcılıktan yargılanan bir adam. Bu adamı kenar ilçe çocuğu diye tanıtıyor. Yani diyor ki 1990'lı yıllarda Tayyip Erdoğan neyse bugün de Ekrem İmamoğlu odur diyor. Tayyip Erdoğan'ın ne olduğunu, kim olduğunu, Kasımpaşa'dan nasıl geldiğini herkes biliyor. Ama Ekrem İmamoğlu'nun da en az 10 tane, 20 tane gökdelen sahibi olduğunu, AVM ortaklığını bütün Türkiye biliyor. O tapulara siz de söylemiştiniz, şöyle bir sıralasınlar. Pazar akşamı yapılacak o açık oturumda bakalım Ekrem İmamoğlu'nun tapuları nasıl geliyor, ciltler dolusu. Onları da Ahmet Taşgetiren abiye bir kapak olması için göstersin. Evet. Kenar aile çocuğu mu yazıyor Aleyhisselam Bey? Kenar ilçe çocuğu. Kenar ilçe çocuğu. Bakın Amerika'ya da Bakırköy'lü başpiskopos gitmiş. Ahmet Taşgetiren'le bu haberin yazısıyla bu haber başlığı arasında bir bağlantı var mıdır acaba? Yani Amerika'ya Bakırköy'lü, İstanbul'a kenar ilçe çocuğu
diyor. Ve arkasında da yazının devamında da yani merkeze gelişleri falan bu kenar ilçe çocuğunun sorun olmuş. Yani daha evvelden de siz bu tür baskılarla karşılaşıyordunuz. Niçin böyle bir VIP olayına imza attınız? Sayın Vali o orayı kullanamaz dedi mi? Kutsal buyruk oluşmuş olmakta gibi bir sürü anlatımları var. Bu anlatımların hepsinde arka planında yani gayler, lezbiyenler kazanacaksa bunun sonunda yazıklar olsun Ahmet Taş getirenin 28 Şubat sürecinde el ele eyleminde başörtü özgürlüğü için yaptığı Abdurrahman Dilipak abiyle yaptığı gösteriye katılım ve ondan sonra kendisinin idamla yargılanması. Abdurrahman Dilipak abi de idamla yargılandı. Orada çektikleri çileler var. Orada gösterdikleri fedakarlıklar var ve bugün de gelmiş o başörtü yasağını bu ülkeye dikte eden CHP'den aday olan bir Ekrem İmamoğlu'na şimdi güzellemeler yapılıyor. Yazıklar. Evet, Ahmet Taş getiren abi diyelim, noktayı koyalım Ali İhsan Bey. Ama ben bu akşam başka açıdan da Kenan Alpay ve İsmail Öz'le birlikte olacağım. Çok keyifli geçiyor yayınlar son dönemde. Karşı mahalleden kimler var? O da karşı önemli. Karşı mahalleyi ben bilmiyorum şu anda. Şu anda bana Kenan Alpay ile İsmail Öz yetiyor. Diğerleri ister olsun ister olmasın. İster. Umarım izlemiyorlardır diğerleri ama yani onların adını söyle derseniz söyleyemem şu anda. Belki gazetede ilanı vardır ama İsmail Öz de Kenan Alpay yetiyor. O kadar tatlı tatlı sohbet ediyorlar ki bayılıyorum sohbetlerine. İzleyicilere de izlemeleri tavsiyesinde bulunup yarın içinde ben de izliyorum programınızı. Hayırlara vesile olsun diyorum. Yarın da buluşmak ümidiyle inşallah diyorum.